Teknoloji rehberiniz Bir Tık Dünya'dan merhaba. Teknoloji hayatımızı hızla değiştirmeye ve kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu hafta da sizleri dinamik bir tura çıkarıyoruz. Hadi başlayalım. Ay'a seyahat nasıl gerçekleştirildi? Tarihin akışı nasıl değiştirildi? Uzayda keşifler için hangi bedeller ödendi? Kripto paralarda ve blok zincirlerde güvenlik nasıl sağlanıyor? Akıllı telefonla daha iyi fotoğraflar çekmenin püf noktaları ne? Sosyal medyada ilgi çekecek fotoğraflar nasıl yaratılır? Yanıtları Bir Tık Dünya'da. Dijital varlık teknolojileri hangi avantajları sağlıyor? Dijital paranın dolaşımı nasıl sağlanıyor ve kullanıcılar nasıl güvende tutuluyor? İşte uzmanından ipuçları. Dijital varlıklar, blok zincirler, kripto paralar. Hepsi son yıllarda tüm dünyaya hızla yayılan teknolojiler. Dijital varlıklar, kullanım açısından özellikle uluslararası ticaret konusunda hız ve kolaylık sunuyor. Kolaylık, kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik ve uluslararası dolaşabilirlik, geriye doğru değiştirilememek, üstüne tarifat yapılamamak gibi harika unsurlar sunar. Normal, klasik, bildiğimiz, yerine geçmeye çalıştığı para yöntemlerine göre dijital varlık, dijital paralar, kripto paralar bu tür avantajlar sunuyor kullanıcılarına. En önemli özelliği çok güvenli ve çok hızlı hareket edebiliyor olması. Dijital varlıkların muhafazası ve el değiştirmesi ise sıkı güvenlik prosedürlerine bağlı. Güvenlik tedbirleri çeşitli. Bu dijital cüzdanların işte bir sunucu üzerinde hosted versiyonları var. Bir de işte insanların rahatlıkla işte bir kağıdın üstüne işte bilmem kaç dijitlik bir kodu kaydetmek suretiyle saklayabileceği, fiziksel olarak saklayabileceği cüzdan çözümleri var. Bu ayrıca bu ticareti yapılan platformların üzerinde soğuk cüzdan ve sıcak cüzdan diye bahsettiğimiz çözümler var. Bunlar işte sıcak olanı anlık olaraktan ticarette kullanılan ve içinde sürekli hareket olan bir cüzdan ve bunun bir şekilde bir erişimi var ama soğuk cüzdan dediğimiz air gap bir alanda tutulan, erişimin olmadığı, fiziksel olaraktan ayrı bir yere taşınmak suretiyle korunduğu bir çözüm. Sadece kullanıcının yarattığı şifre yeterli değil. Aynı zamanda anlık üretilen kodlar sayesinde güvenlik çift aşamalı hale getiriliyor. Herhangi bir şifre hırsızlığının önüne geçiliyor. Dijital varlıkların ortaya çıkış amacı ise klasik finansal sisteme alternatif, sınırların olmadığı bir dünya yaratmak. Arkasındaki felsefe işte sınırların olmadığı bir dünyada aynı emeğin gezegenin her yanında aynı edere denk gelmesini sağlamak. Bunu şeffaf bir şekilde sunmak, çok güvenli bir şekilde saklamak, yapılan ticarette işte verginin toplanmasını otomatik ve kusursuz kılmak, karanlık ekonomiyi olduğu gibi ortadan kaldırmak, kayıt dışı ekonomiyi olduğu gibi ortadan kaldırmak gibi ütopik vaatleri var bu teknolojinin. Önümüzdeki yıllarda da bunun hızla adapte edileceğini düşünüyoruz. Yani sırf hükümetlerden değil, halkın da bunu isteyerekten geldiği bir dünya öngörüyoruz. Kripto para ya da dijital varlık teknolojileri sürekli olarak geliştiriliyor. Şirketler şu anda işte yatırım toplayabilmek adına işte ICO diye bir işlem yapıyorlar. Bu normal yatırım almak istedikleri varlıkları tokenize edip coin halinde yatırımcılarına sunmak ve şirketin ileriki olan değerlemesinde veya başarılı olduğu noktada, geldiği noktada bu üretilmiş coinlerin değerinin o günkü işte etmesi gereken yerde insanların rahatlıkla bunun ticaretini yapabilmesi, çıkabilmesi, girebilmesi, birinden birine devredebilmesi ve bunu bir üçüncü partinin onayına veyahut da onun getirdiği maliyetlere veya zahmetlere gerek kalmadan zeki kontratlarla kullanıcılar arasında yapabilmesini sunuyor. Ancak henüz yatırımcıyı tam olarak koruyan bir yasal düzenleme ya da finansal mevzuat yok. Devletlerin
dijital varlıklar konusunda daha aktif hale gelmesiyle birlikte tüm sistem daha farklı bir yöne gidecek. Kulaktan dolma bilgilerle sadece hızlı para kazanma hırsıyla dijital varlıklara yatırım yapmamak gerekiyor. Her zaman iyi araştırma yapıp konunun uzmanlarına danışarak seçimlerinize yön vermeniz gerekiyor. En güvenli platformları belirleyip dijital varlıklarınızı buna göre oluşturmanız en mantıklı ve de en güvenli yol. Ya bu fotoğrafı ütülemeyecektim ya da bizim tost makinesi bile daha iyi fotoğraf çeker diye sözleri çok fazla işitiyorsanız ya artık akıllı telefonunuzu değiştirip daha iyi kameraya sahip bir model almanızın vakti gelmiş demektir ya da fotoğraf tekniğinizi geliştirmenin vakti gelmiş demektir. Biz de sizi fazla masrafa sokmamak adına daha iyi fotoğraf çekmenin tekniklerini, püf noktalarını bu hafta anlatmaya çalışacağız. Şimdi yapmanız gereken ilk şey şu. Tabii ki cep telefonları fotoğraf çekmeyi ve video çekmeyi çok kolaylaştırıyor ve bunu çok çok pratik bir hale getiriyor. Ama hızlı karar verip hızlıca karşınızdaki objeye, nesneye veyahut da insana portre çekerken özellikle hızlıca netlik yapmanız lazım. Netlik yapmak için de zaten çok pratik bir yol var. Ekrana dokunduğunuz anda kamera otomatik olarak netliğini yapıyor. İşte buna karar verip hızlı netliğinizi yaptıktan sonra hemen fotoğrafınızı almanız lazım. Ayrıca netlik yaparken netlik halkasının veyahut da karesinin sağında ya da solunda modellere göre farklılık gösterebilir. Bir brightness yani parlaklık ayar düğmesi var. Bununla beraber ışığı açıp kapatabilirsiniz. Yani diyaframınızı kısarsınız ya da biraz daha açarak daha fazla ışık almasını sağlayabilirsiniz objenizin. Ve bu sayede daha aydınlık bir fotoğraf ya da daha karanlık bir fotoğrafa ulaşırsınız. İşte dikkat etmeniz gereken iki nokta netlik ve aydınlık meselesi. Profesyonel fotoğrafçılar bile yanlarına cep telefonu varken çıkarıp o anda kameralarını kullanmazlar. Hemen doğrudan hızlandırmak için işi cep telefonuna sarılırlar ve fotoğrafları çekerler. Ve herkesin, özellikle profesyonellerin dikkat ettiği nokta şudur. Cep telefonuyla karanlıkta, loş ortamda çekilen fotoğraflar tabii ki dertli olur. Grenler çok fazladır. Netlik yapmak veyahut da işte karşınızdaki nesneyi, objeyi, insanı belirlemek ve onu güzel bir şekilde fotoğraflamak imkansızdır. Çünkü cep telefonlarının sensörlerinin ve tabii ki sahip olduğu lenslerin kapasitesi belli bir noktaya kadardır. O yüzden dikkat etmeniz gereken bir diğer kural, karanlık noktalarda veyahut da loş ortamlarda cep telefonuyla çok fazla çekim yapmamak. Yeni nesil akıllı telefonlarda çok daha kuvvetli sensörler ve tabii ki 2 ya da 3 mercekli kameralar söz konusu. Bu kameralar sayesinde zoom yapabiliyorsunuz ya da daha yakın bir nesneyi makro olarak çekebiliyorsunuz. Böyle 1 santim ya da yarım santim mesafeden o makroyu çok daha güzel bir şekilde alma şansınız var. Ya da özellikle orta mesafelerde portre modunda arka planı diyaframınızı biraz daha kısarak ya da açarak alan derinliğini artırarak önünüzde bulunan o insanı, konunuzu yani arka plandan kopararak çok daha ilginç ve güzel portreler elde etmek gibi şanslarınız var. İşte bu noktada da tercih edeceğiniz kameraya veyahut da telefonunuzda bulunan kamerada bir pro modu var mı? Yani profesyonel mod var mı? Ona bakmanız lazım ve o pro modlara girdikten sonra da özellikle konunuza uygun kararı vermeniz gerekiyor. Portre mi, manzara mı, makro mu ya da zoom mu? Buna göre kararınızı verdikten sonra da işte ayarlarınızı manuel yaparsanız, teker teker adım adım bu ayarları yaparsanız çok daha sağlıklı ve güzel fotoğraflar elde etme şansınız var. Kadrajınıza, kompozisyonunuza karar verirken dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Grid denir profesyonel anlamda. Bu ızgara anlamına gelir. O ızgaraları gördüğünüz zaman, açtığınız zaman ufuk çizginizi ayarlayabilirsiniz. Yani telefonunuz yatay mı, dikey mi ona göre karar verdikten sonra kadrajınıza ufuk çizgisini tutturabildiniz mi acaba? İşte objeniz, nesneniz ya da karşınızdaki konunuz, portreniz her neyse eğer konunuz ona göre yapacağınız bütün ayarlamalarla eğiminizi tutturup daha doğru, daha iyi bir kompozisyon sağlayabilirsiniz. O yüzden de ızgara ayarının açık olması size büyük kolaylık sağlayacaktır.
Peki video çekmeye meraklıysanız o zaman ne yapmanız lazım? Mesela sarsıntısız görüntü almanızı sağlayacak gimbal denen sistemleri kullanmanız, telefonunuzu uyarlamanız çok daha makul ve mantıklı olacaktır. Çünkü elinizde mutlaka telefonunuz sallanır. O sallantıyı engellemek adına gimbal'a telefonunuzu bağlarsanız ve o gimbal üzerinden çekimleri yaparsanız bu durumda sarsıntı engellenecektir ve sizin ufuk çizginizde bozulmadan, herhangi bir şekilde sağa ya da sola kaymadan videonuzu çok daha rahat ve güzel bir şekilde kaydetme şansınıza sahip olabilirsiniz. Akıllı telefonlarla iyi fotoğrafın sırları arasında tabii ki uygulamalar ya da yazılımlarla o fotoğrafı işlemek de geliyor. Yani filtreleri kullanmanın yanı sıra bir yandan da fotoğrafınızı düzeltirken özellikle de RAW yani ham formatta çektiyseniz ve eğer akıllı telefonunuzun sensörü de RAW'u destekliyorsa işte bu durumda çok daha büyük rahatlıkla o fotoğraf üzerinde, o kare üzerinde oynama şansınız var. Parlaklık ayarından geri plandaki gölgelerin artırılmasına ya da azaltılmasına kadar çok çok farklı modlarda fotoğrafınızı değiştirip istediğiniz gibi şekillendirmek gibi şansa da sahipsiniz. O yüzden RAW çekebilen yani ham formatta fotoğraf çekebilen kameraları tercih etmeniz size daha iyi fotoğraflar sağlayacaktır. İşte akıllı telefonlarla iyi ve güzel fotoğraflar üretmenin teknik yolları böyleydi. Bundan sonra size kalansa mutlu anlarınızı telefonunuzda belgelerken bu ipuçlarınızı aklınıza tutmak. Yaz aylarında özellikle deniz kıyısındayken dijital SLR kameranızı kullanırken dikkatli olmanız gereken bazı hususlar var. Öncelikle kameranızı mutlaka kuru tutmanız gerekiyor ve deniz suyuna da maruz bırakmamanız lazım çünkü kameranıza çok ağır hasarlar verebilir. Diğer yandan da objektifinizin kapağını açık bırakıp onu doğrudan güneş ışığına maruz bırakırsanız bu hem objektifinize hem de sensörünüze çok büyük bir hasar verecektir. Bunu da asla yapmamanız gerekiyor. Ayrıca kumdan ya da benzeri tozdan da kameranızı uzak tutmanız lazım çünkü kum ve toz kameranıza zarar verir. Şimdi hemen bu haftanın teknoloji gündemine yansıyan haberlere bir göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu son sözü söyledi. Facebook'un kişisel verileri hiçe saydığını ve 2016 yılındaki Amerikan başkanlık seçimlerine önemli ölçüde etki yaptığını hükmetti. 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, 5 milyar dolar ceza ödeyecek. Amerikan Federal Ticaret Komisyonu sadece cezayla da yetinmedi. Veri koruma standartlarının da güçlendirilmesini istedi. Sosyal medya şirketi ise komisyonla anlaşmaya vardı. Facebook yetkilileri şirketin işleri yürütme şeklinde temelden değişim yapılacağını açıkladı. Ayrıca gizlilik risklerinin belirlenmesinde daha sıkı bir süreç izlenmesi gerektiği belirtildi. Hükmedilen ceza çok yüksek gibi görünse de Facebook'un 45 milyar dolarlık nakit rezervi var. Ceza miktarı ise 2018 yılındaki gelirinin %9'una denk geliyor. 2019'un ilk 3 ayında 15 milyar dolar kazandı şirket. Yani cezayı sadece bir ayda çıkarabilir durumda. Sosyal medya platformu Instagram'da en popüler kent Antalya. Turizm cenneti şehirden 20 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Antalya'yı önemli turizm merkezlerinden biri olan Ibiza izliyor. 15 milyon paylaşım yapıldı İspanya'dan. Bu yıl 21 Temmuz itibariyle Antalya'ya havayolu aracılığıyla 7 milyon 177 bin turist geldi. Bu sayı sezon bitene kadar daha da artacak gibi gözüküyor. Bodrum'da yapılan Instagram paylaşımları 9 milyona ulaştı. Alanya ise 4.2 milyon gönderiyle yoğun bir sosyal medya trafiğine sahne oluyor. Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı. Çevik, hızlı, sessiz yapısı sayesinde zorlu alanlarda fark edilmeden görev yapmak üzere tasarlandı.
Arazi donanımıyla hareket performansı da yüksek olan araç, düşük termal izi sayesinde düşman tarafından zor fark ediliyor. Ateş destek sistemleri de bulunan Akrep 2'de lazer silahı aracı da var. Yani uzun mesafede hedef belirleme ve işaretleme görevleri içinde kullanılabilecek. Özellikle terörle mücadelede, meskun mahallelerde yaşanan çatışmalarda lazerle işaretleme özelliği askerin işini kolaylaştıracak. İnsanlığın uzay macerasını anlatmaya bu hafta da devam ediyoruz. İnsanlığın Ay'a ayak basmasıyla beraber hedefler büyütülmeye ve gözler farklı noktaya çevrilmeye başlandı. Ancak bu yolda bütün bu bilimsel ve teknolojik ilerlemeye karşın bazı kazalar da yaşandı. Bakın 1969'dan 2001'e kadar insanlığın uzay macerasında hangi dönüm noktaları yaşandı? Hazırlıklar tamamlandı. Astronotlar kapsüle geçti, ardından da geri sayım başladı. 3, 2, 1, all engines running. Lift off, we have lift off. The tower is clear. And we have a roll program. Dünyanın en güçlü roketi Saturn 5, 111 metre yüksekliğinde ve 2800 ton ağırlığındaydı. Büyük bir gürültüyle havalandı. 34,5 milyon Newton'luk güç de uzaya doğru yol almaya başladı. Bu öyle büyük bir güçtü ki Amerika'daki devasa Hoover Barajı'ndan 85 tanesi bir araya gelse ancak eşdeğer bir güç üretebiliyordu. O anlarda yüz milyonlarca kişi nefeslerini tutmuş, bu seyahati canlı yayında tüm dünyada izliyordu. Yaklaşık 12 saat sonra araç Ay'a ulaştı. Sonrasında da 4 güne yakın bir süre Ay'ın yörüngesinde döndü. Neil Armstrong ve Edwin Aldrin'in bulunduğu Kartal adlı modül ayrıldı. Michael Collins'in bulunduğu Komuta modülü ise yörüngede dönmeye devam etti. O anlarda dünyada heyecan doruktaydı. Kartal indi. NASA'dan bu sözler duyuldu ve modül Ay'a inmeyi başardı. Ay'a ilk adımı atan Neil Armstrong oldu. O an ağzından şu kelimeler döküldü. Bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Astronotlar fırlatılıştan 8 gün 3 saat 18 dakika sonra dünyaya geri döndü. Döner dönmez de karantinaya alındılar. Yaklaşık 15 günlük karantinanın ardından halkın karşısına çıktılar ve kahraman gibi karşılandılar. Ruslarsa Ay'a ayak basamamanın üzüntüsü içindeydi. Ama onlar da sessiz sedasız Ay'a gidip döndü. Luna 16 isimli uzay aracı Ay yüzeyinden örnekler toplayıp geri döndü. Sonra da ilk uzay istasyonunu Sovyetler inşa etti. Salyut 1, 1971'de tarihe geçti. Amerikalılar, Apollo ve Sovyetler ise Soyuz görevleriyle sürekli bir yarış içindeydi. Ama 1972 yılına kadar Ay'a inip yürüyüş yapanlar hep Amerikalılar oldu. İlk görevle beraber 12 Amerikalı astronot Ay yürüyüşü yapma şansına kavuştu. Son ayak basan kişi ise astronot Eugene Cernan'dı. Apollo 17'nin 1972'deki bu seyahatinden sonra bir daha Ay'a kimse ayak basmadı. Soğuk Savaş'ın her iki aktörü de uzay istasyonlarına odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri için yeni bir dönemin işaretini Başkan Nixon 1972'de verdi. Artık yeniden kullanılabilir uzay araçları inşa edilecekti ve ismi de Uzay Mekiği olacaktı. NASA ilk mekiğine
Kolombiya adını verdi. 1979'da Kennedy uzay üssüne getirilen Kolombiya üzerinde 2 yıl daha çalışıldı. 12 Nisan 1981'de yani ilk insanın uzaya çıkışının 20. yıl dönümünde fırlatıldı. Yuri Gagarin'in uzaya çıktığı bu tarih özel olarak seçilmişti. NASA'nın uzun çalışmalar sonucu inşa ettiği Columbia, Discovery, Atlantis ve Challenger mekikleri Amerika Birleşik Devletleri için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyordu. 9, 10. Plus 15. Sellerite, 1983'te Challenger uzay mekiği ile tarih yazdı. Uzaya çıkan ilk kadın astronot oldu. This will be the 8th flight of a space shuttle, the 3rd for the Challenger. But it'll be the first time one's ever taken off from Cape Canaveral at night. Challenger aynı yıl bir ilke daha şahitlik etti. İlk siyahi astronot Guyon Stewart Bluford uzaya gitti. 28 Ocak 1986'da Challenger 10. görevine çıkmak üzereydi. Tüm hazırlıklar tamamdı. Ancak contalardan sızan yakıtı kimse fark edemedi. Ocak ayı çok da elverişli olmasa da mekik fırlatıldı. Ama sadece 73 saniye sonra facia meydana geldi. Yedi mürettebat feci şekilde can verdi. Tüm ülke şoktaydı. Amerikalılar bir süre için uzay mekiği görevlerini durdurma kararı aldı. 16 Şubat 1986'da Sovyetler önemli bir adım daha attı. Uzun süreli bilimsel araştırmalar için hazırlanan uzay istasyonu Soyuz uzaya gönderildi. Uzay aracı 23 Mayıs'ta Mir uzay istasyonuna kenetlendi. Rusların uzay istasyonu bilim dünyasının hep gündeminde olacaktı. 25 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği yıkılınca Sergey Krikolev istasyonda unutuldu. Tüm uzay çalışmaları da aksadığı için son Sovyet vatandaşı Krikolev ancak 1992 yılında ülkesine geri dönebildi. Mir uzay istasyonu ise 2001 yılına kadar kullanılmaya devam etti. Uzay mekiği seyahatleri ise 1988'de yeniden başladı. Birbiri ardına zorlu görevler başarıyla tamamlandı. 1990'da Hubble Uzay Teleskobu Discovery tarafından uzaya taşındı. Uzun yıllar müthiş keşiflere imza atıp dünyaya çok önemli görüntüler yollamaya başladı Hubble. 1998'de ise uzay çalışmalarında yepyeni bir çağ açan adım atıldı. 60 milyara mal olan Uluslararası Uzay İstasyonu Baykonur üssünden fırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Kanada, Rusya ve Japonya'nın ortak projesi en pahalı uzay araştırması olarak tarihe geçti. Yeni milenyum yaklaşırken rekabet yerini ortak bilimsel çalışmalara bıraktı. Uzayın derinliklerinde yapılacak yeni keşiflere odaklandı insanlık. Artan maliyetleri farklı uluslar birlikte üstlenerek bilimde daha büyük bir ivme sağlanabileceğinin farkına vardı. Artık zaman, teknolojiyi ve bilgiyi paylaşma zamanıydı. Şimdi hemen bu haftanın yeni çıkan oyunlarına bir göz atıyoruz. Lost Orbit, Terminal Velocity. 3 farklı oyun modunda uzayın derinliklerinde ilerliyorsunuz. 4 farklı galaksi içinden birini seçip maceraya dalıyorsunuz. Her macera 23 bölümden oluşuyor. Uzayda meteor yağmurlarından kaçıp yol boyunca hem yakıt takviyelerini hem de puanları topluyorsunuz. Mustache Amigos. Avokadolar havada uçuşuyor, Meksika dürümleri gözleri yakıyor. Çevrim içi 4 oyuncuyu destekleyen Mustache Amigos, çılgın hareketleri, ses efektleri ve akıcı yapısıyla eğlenceli bir yarış.
Amaç, bitişe ulaşan ilk yarışçı olabilmek. FIA European Truck Racing Championship. 5 tonluk güçlü canavarlar. 1000 beygir gücü. 12 yarışçıya karşı kıyasıya rekabet. Birbirinden zorlu pistlerde, değişen hava şartlarında zorlu yarışlara girişiyorsunuz. Rakibinizi geçmeye çalışırken kurallara uymanız ve en az hasarı vermeniz gerekiyor. Her hata size puan kaybettiriyor. Gerçek kurallarla simüle edilen sanal ortamda podyumda yer alabilmek için yarışıyorsunuz. Şimdi hemen oyun aleminin zirvesine bir göz atıyoruz. Bakalım PC, konsol ve mobil oyun aleminde ilk 5'te hangi oyunlar var? League of Legends, Dungeon Fighter Online, Fantasy Westward Journey Online, Crossfire, Fortnite. Mortal Kombat 11, Days Gone, Rage 2, Grand Theft Auto 5, Super Smash Bros. Ultimate. Perfect World, Fate Grand Order, Candy Crush Saga, Clash of Clans, Pokemon Go. Dijital varlık teknolojileri, insanlığın uzay macerası ve akıllı telefonlarla iyi fotoğraflar çekmenin sırları. Hepsi ama hepsi bu hafta Bir Tık Dünya'daydı. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olana kadar bize hem sosyal medya adreslerimizden hem de teknoloji@haberglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda ziyaret etmeyi unutmayın diyoruz. Teknolojiyle kalın, hoşça kalın.